Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kara orman kurabiyesi yapacağız. Kara orman kurabiyesini ben hamurunu yoğurdum fazla vakit almamak için. Öncelikle iç malzemelerin hepsini elde yoğuruyoruz. Ardından un ekleyip bununla beraber harmanlıyoruz. Açıklama kısmına tarifi paylaşacağım. Açıklama kısmı kara orman kurabiyesi yazıp üstüne tıklayın. Altta bir iner perde de yazıyordur. Şimdi yapımı başlatacağız. Hamur yoğuruyoruz dediğim gibi. İlk başta iç malzemeleri, ardından un ekliyoruz. Un ekledikten sonra hamur toparladıktan sonra bir yarım saat kadar falan dolapta durması lazım. Biraz yumuşak düşüyor. Toparlaması lazım. Ben bu şekilde jelatine sarıp içerisine atmıştım. Zaten gördüğünüz gibi sert biraz yapısı var. Az bir unla hafiften zaten ezerseniz hemen anında düzelecektir. Çok sert bir hamur değil yani. Sadece sert görüntüsü var. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki çevirmede hemen hamur gayet kendine geldi yani. Bir kabın içerisine toz şeker dolduruyoruz. Ve yuvarladığımız hamurları toz şekere bulayalım. Görüntü amaçlı. İsterseniz düz yapabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünden daha küçük. İlk yaptığım biraz büyük olduğu farkındayım. Cevizden biraz daha küçük. Yani standart yuvarladığımız kurabiyelerden biraz daha ufak şey. Buna bir de ara kreması yapacağız. O da özel bir ara kreması olacak. O vereceğim ara kremayı bütün kurabiyelerin arasına yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Eti pufun üzerine kullandığımız bir tarif. Daha öncesini verdim diye hatırlıyorum. Hamur yoğur yoğurmaz işlemeyin. Kesinlikle işlemeyin. Ondan sonra hamur yumuşak. Neden böyle bir sorun olduğu söylemeyin derim yani. Çünkü hamur olmayacaktır. Bu şekilde yapıp tavalara dönüyorum. Aralarına biraz aralıklı yapın. Çok yayan bir hamurdur. Bu yüzden basarsanız da çok hafif bir şekilde basın, üstündeki ovallık bitsin diye basın. Çok fazla basarsanız da çok aşırı geniş bir şekilde yayacaktır. Bunu adet kurabiye şeklinde de yapabilirsiniz. 40-50 gram arasında tartıp standart boyda hepsini bir şekilde yuvarlayıp aralarına dolu kremasıyla veyahut da vereceğim krema tarifiyle ara krema tarifiyle beraber doldurup adet olarak adet kurabiye olarak da satışa çıkarabilirsiniz. Bol like bekliyorum. Bir beğen tuşuna basmak bu kadar zor değil gerçekten arkadaşlar. İşin ortasında sizler için ben bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Sizler lütfen binlerce kişi izliyor ama yüzlerce kişi ancak beğeni atıyor. Yani her izleyen bir tane beğeni atsa 1000 tane rahat olur en azından. Bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde dizeceğim. Aralıklarını da göstereyim. Ben hamurun hepsini işledikten sonra devam ettireyim. Fazla da videoyu sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar toplam 4 tava bu tavadan çıktı. Ben 7'li koydum. Sonra aralık koyma yani fazla koyduğum farkına vardım. Yani bu tavaya 6 tane. 2, 4, 6. Çok aralıklı olsun dediğim gibi yayışır. 2 tavasını da fırına attım. Aynı şekilde o da 6'lı. Ve bir tane de 40-60 tavadan bu kadar şey çıkıyor. Toplam 4,5 tava gibi bir şey oluyor yani.
160'a 150 derecelik fırına atıyorum. 12-15 dakika kontrol bir şekilde çok sertleşmeden çıkartıyoruz. Ürün fırından çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İçerisine fırınmaz, pardon, çilek jölesi döktüm ben, sulandırılmamış bir şekilde. Bir de pasta katı maddesi, Ovalex elimiz. Bu ikisini çırpıyoruz. Çırptan sonra içerisine fil dişi küverto çikolata atacağım. İstediğiniz renkte jöle kullanabilirsiniz. Beyaz, vanilyalı yani. Sade meyve jölesi de olabilir. Çikolatalı olur. Ne istiyorsanız. Bunların ikisini 5 dakika iyice kabarana kadar çırpıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi böyle iyicene kabaracak. Tezgah üstü mikseriniz varsa onunla daha iyi olur. Yoksa elde şişten çıkma mikseriyle çırpın. Bu şekilde iyicene kabardı. Sadece pasta katkı maddesi ve jöle. Bu ikisini çırpıyoruz. Böyle kabarttan sonra erimiş olan küverto çikolatamızı içerisine ilave edip tekrardan karıştırıp kısa bir süre ardından kurabiyelerin arasına çıkacağız. Şimdi küverto çikolatasını döküyoruz. Bir yandan yavaş devirde karıştırıyoruz. Çikolatanın hepsini ekledik. İyice yedirene kadar karıştıralım. Kıvamı gördüğünüz gibi zaten yoğunlaştı. Bu şekilde. Kıvam zaten yoğun. Şimdi kurabiyelerin arasına sıkacağız. Arkadaşlar bir tavanın hepsini ters çeviriyorum. Bir tavanın hepsini de üzerine kapatacağım. Fırında çok kurutmayın. Yani iyicene pişsin diye beklerseniz takır takır olur. Çünkü hafiften yaş gibi çıkartın. Sonradan çekme yapacaktır. Daha fazla yaymasını istiyorsanız arkadaşlar iyicene üzerine biraz basmanız lazım. Ben bu kadar genişlik istiyorum yani. Bu şekilde istemiştim zaten. Bu tavayı dediğim gibi çevirdim. Bu tavayı da üzerine kapatmak için ayarlayacağım. Şimdi tavanın içerisine alacağım. Üzerlerini kapatıyoruz. Bu şekilde. Çok bastırmayalım. Kenarlarında görünsün o tatlı rengi.
Arkadaşlar kara orman kurabiyesi hazır bu şekilde. Bu kadar tariften 650 gram un, gram 650 gram tariften bu kadar çıktığını gösteriyorum. Altını açıklama kısmında tarifin detaylı bir şekilde anlatacağım nasıl yapılır hamur yoğurulmasını. Beğenirseniz like atın, beğenmezseniz dislike atın. Lütfen beğenen insanlar, yani bir tuşa basmak bu kadar zor değildir yani. Bu kadar emeğin karşısında bir tane like atmak zor değildir. Mecbur da değilsiniz. Beğenmezseniz dislike atın, basabilirsiniz, ona da saygı duyuyorum. Ama yorumlarda görürseniz, belirseniz çok sevinirim. Hepiniz tek tek yorumlarını okuyorum yani. Ne kadar beğeni atsan da yorumlarınızı hepsini okuyorum. Yani önemli konularda zaten gerekli yardımlarda bulunuyorum ve yorumunuza ben destek çıkıyorum. Yorumlarınıza cevap veriyorum yani. Instagram adresini altında bulunduracağım. Oradan da takip edebilirsiniz çünkü çok yoğun bir şekilde her gün günlük paylaşımlar yapıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.